kim olayım da bizim ailemizin işine, düzenine karışayım? Senin haddine mi? Sen kendi işine bakacaksın. Kendal gönderdi seni değil mi? Ben Kendal Mendal bilmem bacım. Benim bildiğim bir şey varsa o da senin bizim işimize burnunu sokmayacağın. Hapis yatan benim kaynım. Parayı alan benim kardeşim. Hasta olan benim anam. Sen ne akla gece gece gelip de evin kapısına dayanayım? Ben kimsenin işine falan karışmıyorum. Doğru olan neyse onu yapıyorum. Hem niye suçu üstlensin ki? Üç kuruş para için hapiste mi yatsın? Siz ne vicdansız insanlarsınız ya? Abla, sen beni anlamadın herhalde. Sen beni duymayın galiba. Bana bak, seni kıtır kıtır keserim. Aha şu bahçeye da gömerim. Kimsenin ruhu bile duymaz. Buraya geldiğini kim bilir? Kimse bilmiyor. Ne diye çıktın? Jandarmaya diye. Gören var mı? Yok. Bilen var mı? Yok. Bırak! Bağır, bağır! Ya bırak beni! Bırak! Bağır! Bağır! İmdat! İmdat! Bırak beni! Bırak! Bağır! İmdat! Bırak beni! Bırak! 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 Bağır! Bağır! Sen beni takip mi ettin? Kim bu adam? Ne istiyor senden? Amcanın içeri attırdığı adamın kaynıymış. Senden ne istiyor? Senin istediğini istiyor. İşimize karışma diyor. Karışma sen de o zaman. İyi misin sen? Hadi gidelim. Ebru sizin yanınıza uğradı mı bugün? Yok, hayır. Allah Allah. Hayırdır, bir problem mi var? Yok, bir problem yok. Ben de Baran'ı bekliyordum. Buyurun isterseniz içeri bir çay ikram edeyim. Sağ olun, gelmeyin. Biraz daha beklerim. Gelmezse de giderim zaten. Hem size de rahatsızlık vermiş olmam. Estağfurullah. Peki, iyi günler o halde. Size de iyi günler. Amcanın yaptığını nereden biliyorsun? Kadriye Hanım mı söyledi? Kendi söyledi. Bir de utanmadan söyledi öyle mi? Baran, ben bunu bildiğim halde nasıl susayım söylesene. Sen hiç susma tamam mı? Hiç susma. Az evvel adamın biri gırtlağına yapışıyordu ama sen hiç susma. Hadi git onu da şikayet et. Amcamla et, onu et, bunu et. Ama anlamıyorsun. Değiştiremeyeceğin şeyler var. Kimsenin değiştiremeyeceği şeyler. Alo. Baran oğlum neredesin? İşim var dedim ya ana. Baran ne işiymiş bu? Oğlum yüzüme telefonu kapatıyorsun. Ne demek oluyor bu? Bak bana doğruyu söyle. O kadının yanında mısın? İşim var dedim ya anacığım. Bak bunu halledip okula gideceğim zaten. Geç kaldım. Tamam arayacağım ben seni hadi. Sen niye geldin peşimden? Ne altı yiyorsun öğreneyim diye. Sen ne zannettin?
Aç mısın? Hiçbir şey yemeden fırladın peşimden değil mi? Bana o kadar benziyorsun ki. Dik başlılığın, inatçılığın, bakışların aynı. Babam babam diye konuşup duruyorsun. Ama senin baban benim de kocamdı. Üç çocuğumun babasıydı. Aslında dört. Dört mü? Evet. Onu doğumda kaybettim. Eğer yaşasaydı senin yaşında olacaktı. Baran, amcanın suçlu olduğunu biliyorsun. Onun yüzünden suçsuz biri içeride yatıyor. Hala bana nasıl şikayet etme diye biliyorsun. Bak dediklerinde haklısın, tamam. Ama benim de senden bunu istemek için haklı sebeplerim var. Beni amcam büyüttü. Amcam babamın yerindedir, anlamışsındır zaten. Sünnetimde o vardı. Okula yazılırken o vardı. İlk kavgamda o vardı. Ağlarken o, gülerken o. Bir de babam vardı be. Benden uzakta. Senin yanında. Amcam ne yapsa ne etse hep bir eksik, hep bir yar. O çırpındıkça ben üzülürdüm. Eksikliğini hissetmeyeyim diye hep yanlışlarını yüzüme vurdu. Elinden geldiğince işte. Minnet duyardım. Sayardım, severdim. Hala da öyle. Babam öldüğünde bile ben amcamın omuzunda ağladım. Onu yapsa doğruydu. Ne yapsa haklıydı. Kavgası haklı. Vurdusu kırdısı haklı. Öfkesi haklı. Hatası olmazdı amcam. Olmazdı çünkü benim amcam. Onu bildim ben. Babam hep uzaktı. Hep düşledim bir gün gelir uzun uzun kalır diye. Ama öyle bir iki gün değil ha. Hep bir umudum vardı. Bir gün benim de babamla güzel anılarım olur diye. Olmadı. O gün benim babam değil. Umutlarım öldü. Biliyorum, sen de kızlarınla benden nefret ediyorsun.
Vazgeç şikayetin. Baran. Tamam, istediğin gibi olsun. We'll be right back.